Merhaba arkadaşlar, Akustik Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'in Ramazan güncellemesini şimdi inceleyeceğiz böyle kaba taslak. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde bir kıyafetimiz geldi. Bu böyle kutu açınca falan çıktı bana direkt. O da şu şekilde oluyor. Hemen onu göstereyim. Bu arada Selçuk abi de şu an bizle beraber tanıtacağız. Merhabalar. Bir el sallasana abi. Şu giriş hareketin var ya, onu bir yapsana şöyle, bir hayatına şöyle girsem ne yaparsın? Yapsana. Evet. Bak bak bak. Koleksiyoncudur kendisi. İşte farklı görevleri tamamladığınız zaman şu şekilde Ramazan aktivite paketi diye bir şey veriyor. Benim de şu an iki tane var. Açalım hatta, bakalım ne çıkacak. İkisini birden. Ne çıktı? Ha, çiçekli araba. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir Toros'a şu şekilde bir kaplama geldi. Oyun içerisinde de onu göstereceğiz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle çiçekli böcekli. Şirin. Tatlı. Kırmızı kırmızı. Bunu da göreceğiz inşallah. Şöyle G point gibi bir şey var. O da şuna yarıyor. Pardon, buradan değil. Shop bölümünden şu gümüş parçacıklarıyla aldığımız, süreli veya süresiz bir şekilde aldığımız, hani bazı şeyler var ya burada, mesela atıyorum şu şapka veya mesela yeni olan şeyleri gösterelim. Bu şekilde mesela böyle değişik emojili böyle çantalar geldi. Tatlı. Böyle bir bez bir çanta da var mesela, böyle çok tatlı. Bunu mesela satın almak istediğinizde gümüş parçacıkla alıyordunuz ya. Şimdi bununla da alabileceksiniz. Carton Rangers diye bir şeye gelmiş. Burada mesela farklı görevler var. Bunları girip hediyelerinizi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir adamımız var. Burada birleştir deyip mesela kafayı seçiyoruz. Tamam dedik. Daha sonra işte gövdeyi seçiyoruz. Tamam dedik ama benim kartonum kalmamış. İşte bunu böyle tamamlıyorsunuz. Buna da tamam dedikten sonra kolluk seçiyorsun bu sefer. Ona tamam diyorsun. Bu sefer sana şöyle bir şey verdi bana. Onu göstereyim. Şöyle bir başlık verdi. Gördüğünüz gibi. Çok tarzım değil ama göstermek adına giydim. Daha sonra eğlence parkı adında bir şey geldi. Hani bu sizin girip training room vardı ya, giriyorduk orada işte silahlar bilmem ne falan filan. Yine o kısım geldi. Selçuk abi, oraya bir girelim mi? Sen gir, beni davet et Tamam. istersen. Direkt buraya, bu Tamam. gülücük kısmına basıp girebiliyoruz. İşte eğlence parkında yazıyor mesela. Buna basıp direkt girebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşımızın yanına. Burada bir atış poligonu. Böyle bir, aynı hani vardı ya bir Luna Park, orada yapıyorduk. O eklenmiş. Daha sonra işte burada böyle değişik Luna Park tarzında bir yer var. Burada gelip şöyle bir yeniliğimiz var. Onu gösterelim. Mesela buradan atıyorum M4 aldık. İşte mermimizi aldık. Ondan sonra ben kabataslak gösteriyorum bu arada. Çok fazla ayrıntıya girmedim. İsterseniz silahlarınızı komple eklentilerini ekleyebilirsiniz. Burada geldiğiniz zaman şurada eğitim yazıyor. Buna bastığınız zaman, bir çekil yavrum şuradan. Buraya mesela yatıyorsunuz. Burada şeyler çıkıyor. Bunları işte vuruyorsunuz. Ona göre size puan veriyor. Bir dakika süre içerisinde. Maksimum 100 puan oluyor. Böyle önünüze de geçiyorlar tabii. Size maksimum 100 puan ulaşıyorsunuz. İşte bu tarzda bir etkinlik gelmiş. Onun dışında bir de normalde PUBG'nin Steam versiyonunda şu yan nişangah vardı hani, mobilde yoktu, onu getirmişler. Bir de mesela atıyorum şuradan de bir ne alalım, lazer aldı kendisine. Normalde şimdi lazer görüşü var ya mesela, bu şekilde buradan buna bastığınız zaman buna geçiyor. Atıyorum bunu nasıl mesela, daha çok hani benim fikrime uyan şu şekilde, 6x diyelim ki takılı, tamam mı, işte uzakta adamı, işte yakın mesafede diyelim ki direkt bir şey olacağım, hemen buradan gibisinden kullanabiliyorsunuz. Bu arada aynı zamanda burada Luna Park içerisinde farklı günlük görevler de oluyor. Mesela ne demiş? Eğlence parkında 10 dakika geçirince
Böyle bir ödül alacakmış. İşte atış poligonu bir defa tamamla 30 puan al kazan demiş. Ona mesela al diyoruz. Onun hediyesini aldık falan filan. Burada da mesela günlük görevlerimiz oluyor. Tıkladığımızda mesela etkileşimde böyle bir ya çiçek uzatabiliyorsunuz. Nasıl böyle bir dans ediyorsunuz. Daha sonra başka etkileşim olarak mesela içecek veriyorsun. O da ona veriyor. Pardon, vermiyor. İçiyorlar karşılıklı bir şekilde. Oruçlarını açtılar. Allah kabul etsin. Tekrardan basıp bu tarzda mesela bir şeye bastığımızda karşılıklı dans etmek. Böyle değişik, eğlenceli arkadaşlarınızla böyle makaralar, şakalar, şukalar, komiklikler falan filan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de düello olayı var. Ama mermimiz yok. Böyle bir düelloya giriyorsunuz mesela. Vuruyorsun, atıyorum falan filan. Hani bu tarzda böyle bir şey var. Bir de şurada şöyle bir alan eklemişler. Buraya gelip tavuğun başında böyle oturup sanki böyle arkadaşınızla oturup muhabbet edermiş gibi böyle değişik fantazi şeyler getirilmiş yani aslında. Skor tabelası var. Yani skor tabelası Skor var. tabelasında Neyin skorları bunlar? birinci olmaya çalışıyorum. Bu poligon Ya şeylerin aslında mi? günlük başarım görevleri var. 5 başarım görevlerinde 50 kere 75 üzeri puan yapman lazım. Aslında bu tabela işte birinci olmaya çalışıyorsun girdiğin arkadaşlarınla. Sonrasında işte birinci olduktan sonra da devamında da artı 70 yani 75 artı alarak 50 kere 75 artı alarak başarım puanı yapıyorsun. Başarım puanlarında da o G pointlerden veriyor. Onlardan da elbise alabiliyorsun. Bir de en önemli özelliklerinden birisi güncellemenin Miramar haritası, değil mi? Miramar haritası güncellenmiş. Kum Evet. fırtınası adı altında bir mod getirilmiş sanırım haritaya. Bu şey gibi hani mesela Erincil'de hani şeyde oynarken bir gece modu denk geliyordu ya bazen gece görüş şeyi falan almanız gerekiyordu iyi görebilmeniz için. Bu da onun gibi herhalde. Hani denk gelmesi lazım o kum fırtınası modunun. Öyle mi oluyor bilmiyorum. Ben öyle anladım ama. Evet. Aynen. Evet. Bir de ona bir bakalım. Onun dışında şu an benim aklıma gelen başka bir yenilik yok çünkü. Altın Mirado geldi. Altın Mirado aynen şey. O neredeydi? Bunun yerini biliyor musun? Hacı'da. Hacı'da. Onu Hacı'daki evet, villanın garajında. he aynen. Ona da bir bakalım. Bir de o zaman şöyle bir Miramar haritasına bir maç atalım. Evet şu anda Altın Mirado'nun olduğu yere doğru iniş yapıyoruz Selçuk abiyle. O bize liderlik edecek. Ben tam bilmiyorum henüz nerede olduğunu. Bulmaya çalışacağız. Mükemmel bir at derken evet bulduk. Evet gördüğünüz gibi. Ben kullanabilir miyim? Şöyle alana doğru gidelim. Bu arada bu maçı böyle eğlencesine şey yapıyoruz hani çekiyoruz böyle birinci olmak falan değil amacımız. Tabi olursak ne ala. Bu arabanın sesi niye bu kadar çok çıkıyor? Şeyi kız. Ana Ana ses. sesi kız. Böyle bir ana sesi kısalım. Orada birileri var bu arada. Biz şöyle Solda evet. şuraya gidip bir Bot. lootlanalım kısaca. Olur mu? Evet gördüğünüz gibi altın kaplama her yeri. Çok değerli, çok kıymetli. Tabii biz biraz içine sıçtık ama alamadım. Kaçırdık. Burada kıyafet de hani giydim. Biraz da gösterebilmek için. Ramazan'a özel olan bu gelmiş olan kıyafeti. Bu arabayı normalde almak için çok fazla böyle atlayan oluyor. Burada kargaşalar falan filan oluyormuş da. Şimdi yeni ya tabii herkes görmek için her merak ediyor şey yapıyor atlıyorlar buraya. Bu arada şöyle bir gökyüzüne baktığımız zaman böyle aşırı derecede bir büyük felaketin geldiğini görüyoruz.
Güzel bir arka plan yapmışlar. Şurada adam var. Lan bir vuramadım ya adamı. Bunun arkadaşı nerede? Burası aha. Mermim yok benim. Tamam, çok güzel. Şunların loot'unu hızlıca şöyle bir bakalım. 1094. Bu haritaya özel bir silah herhalde bu. Yarı keskin Evet. Nişancı gibi bir şey bu. Böyle idarelik bir şey. Böyle bir de bir enerji içeceği içelim. Canımız fullensin. Orada bir adam gördüm sanki. Onu Win94 de vururum şöyle bir. Headshot atmaya çalış, görevi var. Ama öldü. Aa. Neyse. Bir dahakine. Da ölmeyecek inşallah. Evet. Nerede acaba şimdi bu parkur? Milyarlık arabayı buraya bırakmışız. Harbiden ha, ortalıkta bıraktık vallahi biz onu, alışkanlık. Bu arabayı bulmak için neler yapıyorlar? Var mı gelen giden? Yok. Aman abi gözünü seveyim, yavaş. Parçası çok pahalı bak bunun ha. Türkiye'de bulunmuyormuş parçası. Yurt dışından gibi bak hele, eyvah. Arabanın şase direkler gitti. Komple boyatayım desen neye boyatacaksın, altın kaplama. Bizim Türkler onun da yöntemini bulur. Arabanın içine sıçtık vallahi. Vallahi gitti araba. Duman çıkıyor bak. Biz onunla patlarız. Aynen. Biz onu en iyisi bırakalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Geliyorum. Bomba atacağım. Devam et. 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 Evet. Altın kaplama minadoyu patlattık. Bizim olamazsa hiç kimsenin olmasın. Hayat bize bunu öğret. Aha solda parkur var. Solda solda. Sola gelsene. Sola sola sola. Tam sola. Yanlış görmediysem eğer. Ne var? Soldan soldan soldan. Sol sol. Şeyin dışında. Sağdan devam. Ne burası? Evet. Değil mi? Abi. Doğru, aynen. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ne yapıyorsun şimdi burada? Atlama, zıplama yerleri mi var böyle? Aynen. Atlama görevi var bir de galiba. Aynen. Oldu mu şimdi o görev? Bir tanesi oldu, 3 tane. He. İşte arkadaşlar bu tarzda böyle bir şey de eklenmiş haritaya. Böyle atlama zıplama yeri. Onu da iyi denk geldi bak. Onu da göstermiş olduk. Aşağıda da var sanki. Aynen. Tam sağ aşağıda. Gördüm. Aha, çatışma sesleri var bir de aynı zamanda. Adamlar çatışa dursun, biz yemedi galiba. Evet, bunu da hallettiğimize göre şöyle bir böyle, hadi biz olmadı. Ve uzaktan sıkalım ona biz. Bütün arabaları patlattık. Öl bu oğlum. Çıkar kafayı şöyle bir. Çıkar kafayı şöyle bir. Çıkar oğlum kafayı şöyle bir. Ha şurada da birisi var. Onu da şöyle vuramadım. O niye bayılmadı hala ya?
Birini bayılttık. Görüyorum. Arabanın önünde. Ben niye bunu... Heh. Bayılttık. Aa, öldüm mü? Öldün mü? Ciddi misin? Evet. Niye öyle oldu? Ayva. Oo, bak kötü oldu bu. Neyse, dur bakayım sağa çıkabileceğiz mi? Adam çok pis kesiyor şu anda beni. Oradakiler öldü mü? Orada bir kişi var. Ya da birini bayılttım, iki kişi canlandırmış. Ben çok açıktayım onlara göre o zaman. Dur. Of 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 of. Adam çok iddialı sıkıyor. Şimdi onun bir baygınları var. İki kişi ayık. Ayık kafayla da hiç çekilmiyorum bu oğlum. Ben şöyle bir gitsem oradan beni sıkar mı? Beni. Yok dur bekle. Dur. Tamam. Of. Onun avradır. Ölüyordum az daha. Bir can basalım. Bunlar orada birbirlerini bir yiye dursun. Taktik geliştirelim şimdi biz. Mermiye de ihtiyacım var bu arada. Niye vuramıyorum ben bunu ya? Alan dışında kaldılar. Ben de dışındayım bu arada. Gitmemiz lazım. Araba da yok. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hepimiz patladık. Enerji de yok. Ne yaptı onlar? Alana doğru koşacaklar. Zaten onlar var. Öyle. Geliyorlar oradan. Bu değil, benim hiç enerji içeceğim herkes için falan yok. Bence burada bekle onları. Koşuyor karşıya. Nerede? Dadım sıktığın yere doğru koşuyordu da adam. Güzel bir keskin nişancımız olsa. Ben de şöyle alana girsem mi? Ama çok uzak be. Biraz zor. Biraz zor değil mi? Bayağı zor. Arabayı hor kullandık. Döner bunlar... sandık ama dönmedi. Onların da arabası yok herhalde değil mi? Aa, enerji buldum. Aynen, patlattım arabayı. Aha. En azından denemedik de miyiz can dedim. Can kurtaran motor. Can kurtaran. Sepetli motor mu? Hiç sevmem normalde ama şu an çok severim. Şu an lastiği olan her şeyi severim şu anda. Şu an var ya, seni bile yerim yani. Beni alana sokacak olan her şeyi severim. Bremen haritasını komple değiştirmişler. Değil mi? Ya yani ben çok bilmiyorum haritayı ama yani yine de bildiğim kadarıyla bayağı bir üzerinde oynamışlar yani. Şey, bu petrol ofislerine şey getirmişler. Otomat gibi şeyler. Oradan enerji içeceği falan alabiliyorsun. Ha. Onun da görevi var. Başarım görevi var. Evet. Ha. Drop düşüyor sağına. Valla şu an dropla ilgilenemeyeceğim. Aha, sıkıyor. Biri sıkıyor. Dur amca. Bekle. Nerede onlar? Kafede gördüm. Aa, onlar var ya orada. Gelenler ha.
Buna basayım. Winchester'la deney istersen. Alandan koşarak geldi onların. Canları az olabilir. Of, çok kötü Keskin oldu var bu. onda da. Çok kötü oldu bu. Şurada bir kit var, onu hemen almam lazım. Çok kötü oldu yani. Kaç kit Bir var? tane daha var. Evet, bunları bir basalım. Benim güzel bir keskin nişancı bulmam lazım derken, Kardosan siz bul. orada ne var? Bak, gördün mü? Keskin. Şansım. Yalnız şey de yok ama bu sefer de. Güzel bir dürbün de yakışır yani buna tabii şimdi. Gelen var. Araba geliyor. Geldi. Hadi bakayım. Kazanımız mübarek olsun. Yaklaşsın birazdan. Onu vur. Çok güzel. Tabii o canla o mermiyle öldürür yani. Evet, zaten maçın başında söylemiştim hani öylesine atacağız diye. Çok fazla haritayı bilmiyorum, hani şey değil, daha çok göstermek için açtık bu maçı. Kayda aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Biz bildiğimiz kadar, öğrenebildiğimiz kadar anlatmaya çalıştık. Daha ileride belki öğrendikten sonra daha güzel bir video çıkartırız herhalde. Aynen, kesinlikle. Bu arada Twitch'te de canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Akustik oyuncu yazarsanız orada da çıkar. Genellikle akşamları şu anda canlı yayınları açıyorum. Oradan da katılırsınız, oradan da destek olursanız, buradan da aynı şekilde videoya like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hadi görüşmek üzere.